Değerli izleyiciler, bugün ben Deniz Atilla Yaşar'a çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyorum. Karşımızda İyi Parti ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bilge Yılmaz var. Aynı zamanda çok değerli bir akademisyen, siyasete bulaşmasından önce dünya çapında eserleri ve katkıları olan Princeton'da daha sonra Wharton'da tüm dünyaya ekonomi öğretmiş bir değerli kişilikle beraberiz. Bilge Bey hoş geldiniz, çok sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nazik girişiniz için de inşallah sizi hayal kırıklığına uğratmam bu kadar kuvvetli bir girişten sonra. O kuvvetli giriş hemen kontrataklarla parçalanacak. Niye Türkiye'ye geldin başkanım? Allah rızasını anlatsanıza. Çok kısaca. Ben tabii Türkiye'de doğup büyüdüm. Üniversiteyi Türkiye'de bitirdim. Daha sonra Türkiye'de mühendis olarak da bir miktarda çalıştım. Amerika'ya doktor yapmak için geldikten sonra öğretim üyesi olarak kaldım. Ama her zaman Türkiye ile bağım devam etti. Bu son yıllardaki gelişmelerden sonra Türkiye'de bir fark yaratabileceğimizi düşünerek bu işe müdahil olduk. Yani Türkiye'nin kötü gidişatı benim Türkiye'de böyle bir mücadele içine girmemi gerektirdi. Samimiyetle tebrik ediyorum. Gerçekten yurt dışında çok değerli insanlarımız var. Hiç kimse kendi köyünde peygamber olmamış misali. Onların onda biri dahi sizin gibi Türkiye'ye dönse çok daha iyi sonuçlar elde edebilirdik. Şimdi nasıl bir katkı yapabileceğinizi araştıralım. İlk sorun herhalde anketlerde öğrendiğimiz kadarıyla enflasyon. Halkımız çok büyük bir acı çekiyor ve siz de çeşitli açıklamalarınızda enflasyonun kapsamlı bir program çerçevesinde düşünülebileceğini söylediniz. İşte bunda sıkı bir dezenflasyon programı diyorsunuz. 3 aylık hedefler açıklanacak. Merkez Bankası bağımsızlığı vesaire vesaire. Ama biraz daha somut olarak konuşalım. Yani enflasyon da 80'lerde, gelecek sene belki 60'lar seviyesinde olacak kur şoku yemezsek. Bunu yeniden halkın yaşayabileceği 10-15 seviyelerine düşünmek ne kadar zaman alır? 10-15 seviyesini düşürmek bir yılı geçecektir. Ben ilk 12 ayda hedefimizi %20 olarak tespit ettim. Yani 12 ay içinde aylık enflasyonu %1,5 ortalama seviyeye çekebilirsek ondan sonraki yılda da %10 civarına çekebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu konuda ne zaman altılı masa üyeleriyle bir sohbet etme imkanımız olsa veyahut da başkalarından duysak nasıl yapacaksınız sorusuna verilen cevap basit işte. Merkez Bankası'nı bağımsızlaştıracağız. Kendi kararlarını alacak. Şimdi bunun adını koyalım. Yani faizler artırılacak herhalde değil mi? Bunu söylerken çok heterodoks bir şey söylemiyorum. Şimdi bakın Türkiye'de çok uzun süredir bilimden, mantıktan, makulden uzak politikalar izleniyor. Biz makule, bilime geri döneceğiz. Burada esasen çok fazla tartışmaya açık bir şey yok. Yani ekonomi biliminin yıllarca yaptığı bir birikim var. Burada enflasyona nasıl mücadele edileceği konusunda bütün dünyada kabul edilmiş yöntemler var. Çok fazla maceraya girilmeyecek. Türkiye'nin doğruları yapması lazım. Türkiye doğruları yapacaksa bu doğrular nedir? Bu uluslararası her yerde kabul edilmiş, bilimde de kabul edilmiş, uygulamacıların da yaptığı, her yerde uyguladığı bir şey. İlk önce beklentileri kıracağız. Çünkü enflasyonun şu anki beklentinin seviyesine faizleri çıkarmak yıkım olacaktır Türkiye'de. Tabii Türk ki. lirasını cazip hale getirmek için faizin enflasyon beklentisine yakın olması lazım. Beklentileri kırmak içinse sizin biraz önce bahsettiğiniz bazı yapısal değişikliklere geçip liyakatli dünya çapında üst seviyede bu işi yapmış, dünyada bu işi yapabileceği bilinen, güvenilir, öngörülebilir politikaları uygulayabilecek insanları görev başına getireceğiz ve bundan sonra bu takım tabii ki bağımsız ama maliye ve diğer unsurlarla birlikte ortak çalışarak doğru politikalar uygulayacaklar. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi biz 3'er aylık politikalar açıklayacağız. Bu politikalarda enflasyon beklentilerine göre ayarlanarak gittikçe aşağıya doğru çekilecek. Yani kısa vadede belli miktarda faiz artışı yapılması gerekiyor. Doğrusu bu. Yani bunu halka da çok cesur bir şekilde ifade etmek lazım. Yani bilinmesi gereken şu, düşük faiz enflasyonla başarının bir meyvesidir. Enflasyonla başarıyla mücadele ettiğiniz zaman bunun meyvesi de düşük faiz olacaktır. Bu da çok kısa bir sürede Türkiye'de gerçekleşecek. Yani şu an Türkiye'de esasen politika faizi düşük ama gerçek anlamda faizler düşük değil. Yani her isteyen gidip bankadan düşük faizle kredi alamıyor. Demek ki ortada bir problem var. Bu problemi çözmek için de enflasyonu aşağı indirmeniz lazım. Kesinlikle haklısınız. Çok güzel bir noktaya daha değindiniz. Kredibilite. Bu yalnız Merkez Bankası ile olmuyor tabii. Kapsamlı bir istikrar programı açıklanması gerekecek. Bir de gelirler politikası açıklanması gerekecek diye düşünüyorum. Standart ekonomi teorisi. Yani bu sürekli olarak ücret, maaş ve emekli maaşlarını geçmiş enflasyona endeksleyerek nereye kadar gidebiliriz? Bu konulardaki çözümünüz nedir? Nasıl bir program düşünüyorsunuz? Şimdi bakın Türkiye'de kısa süreli göz boyama taktikleri uygulanıyor.
Yani enflasyon yüksek olabilir. Seçim politikası, işte seçim ekonomisine geçiş adı altında. Şimdi herkes ücretlerde yüksek zam bekliyor. Fakat eğer pasta küçülüyorsa, siz böyle yaparak bir şey düzeltmiyorsunuz. Yani 1-2 ay insanları kendilerine iyi hissetmesine neden oluyorsunuz. Sonra daha da kötü olacaklar. Çünkü bakın, enflasyon olduğu sürece Türkiye'de sağlıklı bir büyüme olması çok zor. Zaten Türkiye sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümüyor. Eğer büyümüyorsanız toplam pasta büyümüyor demektir. Ve enflasyon aracılığıyla da çok ciddi bir servet el değiştiriyor. Yani bir servet aktarımı yapılıyor. Anladım. O zaman bu işte kazananlar var. O zaman kaybedecekler de olmak zorunda pasta küçüldüğüne göre. İşte o kaybedecekler de genelde ücretliler oluyor. Yani ücretliler kısa vadede kazansa bile enflasyona göre bir ücret ayarlaması uzun vadede yine kaybediyorlar. Onun için de enflasyonu kontrol etmek lazım. Ama bu sırada enflasyonla mücadele sırasında tabii ki belli bir sürede zorluklar yaşanacak. İşte o sırada da devlet sosyal devlet olma özelliğini kullanarak burada fedakarlık yapan kesimleri koruması gerekecek. Biz zaten özellikle dar gelirlerin, ücretlerin şu yaşında daha fazla fedakarlık yapabileceğine inanmıyoruz. Yani yapmasını zaten doğru da bulmuyoruz. Onun için de o kesimlerin özellikle korunması gerekecek. Ama 1-2 yıl içinde Türkiye çok ciddi bir şekilde kalkınma sürecine geçeceği için o süreçte de zaten herkesin durumu gittikçe daha da düzelecektir. Ama bu düzelme sağlanana kadar da bunu da sosyal hizmetler aracılığıyla devletin sosyal devlet olma özelliğiyle halletmemiz gerekecek. Şimdi ben yanlış anlıyorsam beni şöyle düzeltin. Bir kredibilite açısından en azından işte dünya finans camiası kim o ticari bankalar dahil sadece fon yöneticileri değil bir bütçe hedefi konulması lazım. Yani faiz dışı fazla hedefi verilecek falan. Tabii bu bütçe harcamalarında kesintisiz bir de bunun yanında bütçe harcamalarının kompozisyonunun değişeceğini söylüyorsunuz. Yani biz bütçeyi daraltacağız ama aynı zamanda bundan dar gelirlere gidecek payı arttıracağız. Nasıl yapıyoruz bunu? Vergi politikasını mı değiştiriyoruz? Tasarruf bulabilecek misiniz? Siz anlatın detaylarını. Şimdi burada iki değişik büyük faktör var. Birçok faktörler var ama önce iki faktörü söyleyeyim. Birincisi, Türkiye'nin ciddi olarak bir vergi reformuna gitmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de vergi insanları doğru şeye teşvik etmiyor ve vergi adaletli olarak da toplanmıyor. Çok dolaylı vergiler var ama birçok gelir vergiye tabi değil. Özellikle servet üzerinden kazanılan vergilerde ciddi derecede Türkiye'nin yeniden düzenlemelere gitmesi gerekecek. İkincisi, Türkiye'nin şu an yaptığı bazı harcamalarda kısıtlamaya gitmesi lazım. Özellikle bu üzerine aldığı halk için yapı devlet diye bilinen projelerde ciddi olarak tasarrufa gitmek mümkün. Hatta bence gerekli, bu adalet de bunu gerektiriyor zaten. Şimdi bunları da hallettiğimiz zaman kısa bir sürede esasen bu bizim bahsettiğimiz kompozisyondaki değişiklik de sağlanabilecek bir duruma geleceğiz. Burada tabii olayın bir kısa vade bir de uzun vade boyutu var. Yani vergi reformu kısa vadede çözüm olacak bir şey değil. Şöyle bir şey düşünülebilir mi? Bunu hiçbir yerde okumadım. Şahsi fikrimi söylüyorum. Anayasa değişikliğiyle yasaklanmak kaydıyla son bir kez vergi ve prim affı gibi bir çözüm düşünülebilir mi? Kısa vadede gelirleri takviye etmek için. Şimdi bakın, vergi affı Türkiye'de etkisini tamamen kaybetmiş durumda. Çünkü sürekli vergi affı çıkıyor. Her vergi affından sonra başka bir vergi affı geleceği beklentisi o vergi afflarından yararlanmayı da esasen imkansız hale getiriyor. Credible, güvenilir bir şekilde yapabilirse son bir vergi affı düşünülebilir. Ama bu konuda çok ciddi bir siyasi iradenin arkasında olması lazım. Çünkü Türkiye bu vergi afflarından çok çekti. Buna artık son vermemiz lazım. Yani her seferinde bu vergi affı son demek çok kolay ama bu güvenilir bir hale gelmiyor maalesef. Bunu işte sizin de bahsettiğiniz üzere biraz önce belki anayasal kurallar çerçevesine koyup vergi affını daha sonra yapmamak şartıyla vergi affı düşünülebilir. Bu ama şu an bu konuda bir mutabakat oluşturmuş değiliz ama düşünülmesini de bahsettiğiniz gibi düşünülebilecek bir yol. Anladım. Ben zaten sizin şahsi fikirlerinizi soruyorum. Bunların altılı masanın fikrine. Siz eğer öyle şey yapıp altını çizerseniz bunu da vurgularız. Devam edelim. Tabii ki sanırım bu beyanlarınızda da naklettiniz. Yani rakamlar o kadar muğlak ve karanlık ki bütçede ne var, ne kadarını kullanabileceğiz? Karşımıza çıkacak bilmiyoruz. Peki bu olası istikrar programı döneminde dar gelirlilerin daha da acı çekmemesi için bütçe kaynakları yeteri kadar dağıtılamazsa daha güçlü bir borçlanma programı, özellikle dış borçlanma Şimdi bakın, Türkiye zaten son yıllarda ciddi bir şekilde cazibesini yitirdi uluslararası piyasalarda ve düşünülebilir mi? Türkiye'den biliyorsunuz hem portföy yatırımlara çıktı ve onun dışında da
uzun vadeli yani foreign direct investment diye bilinen direkt yatırımlarda da çok ciddi miktarda kayıplarımız oldu. Yani buraya gelmeyi düşünen birçok insan gelmemeye karar verdi. Bir kısım şirket de burada yaptığı üretimi yurt dışına çıkardı. Şimdi bunların hızlı bir şekilde geriye çevrilmesi lazım. Bunlarla beraber Türkiye dışarıdan yeniden borç alabilir hale de yani fahiş fiyatlar faizi ödemeden alabilir hale de gelmesi lazım. Onun için gelmesi için ama sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi güvenilir, credible, öngörülebilir bir makroekonomik idareye, plana ihtiyaç var. Bu sağlandıktan sonra zaten Türkiye'nin cazibesi çok yukarıda olacaktır. Türkiye ciddi miktarda yurt dışında olacak tatsız ya da bizim beklediğimiz gelişmelere rağmen Türkiye ciddi miktarda dışarıdan yatırım ve kredi bulacaktır. O konuda benim hiçbir şüphem yok. Bu da dar gelirleri rahatlatmakta kullanılabilir. Ta terörist zamanından beri IMF ile konuşulan, bence gerekli fakat hiçbir zaman üstüne gidilmeyen bir konu vergi dairesinin bağımsızlığı. Çünkü hani katılırsınız katılmazsınız vergi biraz devlete, hükümete muhalif olanlara çıkıyor gibi bir his oluşuyor bazen içimizde. Böyle bir yapısal değişiklik düşünülüyor mu? Veyahut da ayrı bir Şimdi müsteşarlığa bağlanması? evet düşünüyor. Bu bizim zaten açıkladığımız 18 Ağustos'ta açıkladığımız programın bir parçası. Bakın Türkiye'de esasen bu sadece vergi meselesi değil, bir hukuk devleti olamama problemleri de var. Yani sizin bahsettiğiniz muhalifleri ezmek ya da insanları yola getirmek, politik, siyasi çıkar sağlamak için vergi ve devletin diğer kolları kullanılıyor. Bunlar tabii doğru değil. Bunların hepsine hızlı bir şekilde son bulması lazım. Bu Türkiye'nin esasen yeniden bir hukuk devleti olması, hukukun üstünün tesis edilmesi, biraz demokrasi bunların hepsiyle alakalı bunların yapılması lazım. Ama bunların içinde vergi reformuyla beraber vergi toplayan kurumların siyasi baskılardan uzak, yolsuzluklardan uzak özel bir korunum içinde olması lazım. Burada da zaten açıkladığımız 40 sayfada bunları da anlattık. Daha detaylandıracağız. Ama bu konuda hassas bir nokta daha var tabii ki. Bu tür yapısal reformlar biraz yapılırken stratejik davranılması gereken yerlerdir. Yani sonuçta IMF'nin, Dünya Bankası'nın ya da çeşitli bilgi kuruluşlarının, think tanklerin web sitelerine girersiniz. İşte herkesin bütün bu kalkınmakta olan, gelişmekte olan ülkeler hakkında yapması gereken yapısal reformları yazarlar. Bu yapısal reformların ne olduğunu bilmek kolay fakat uygulaması çok zordur. Burada da bir kaçırılan nokta stratejik davranmamak. Yani tüm yapısal reformları tüm net dille alt alta yazarsanız o yapısal reformun hiçbirini yapamamayı garanti altına alırsınız. Çünkü her yapısal reformun bir de muhalifi olur. Yani bu yapısal reformlar sonuçta pastayı büyütecek bir şeydir. Ama burada siz stratejik davranmazsanız pastayı büyütecek hiçbir yapısal reformu gerçekleştiremezsiniz. Onun için de Sosyal burada konsensüs lazım. biraz da stratejik davranmak, öncelikleri belirlemek lazım. Burada vergi mevzuatında çeşitli noktaları öncelikliyoruz. İşte bunlar biraz önce bahsettiğim gibi servet üzerinden kazanılan gelirlere vergi koymak gibi alanlarda Türkiye aşamalı olarak vergi reformunu büyütecektir. Sürekli olarak değindiğiniz bir nokta var. Siz değil, bütün altılı masa bileşkenleri ve tabii ki bu yani demokrasiye inen herkes bunun şart olduğunu biliyor. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne inanmak. Bunun sinyalini nasıl vereceksiniz? Hani Türkiye'de sorarsanız hükümete hukuk devleti var ama ben yabancı bir yatırımcı olarak Türkiye'ye 10 milyon dolar sokmam. Çünkü her an elimden alınabilir. Bunun değiştiğini nasıl bir mesajla, nasıl bir hamle veya aksiyonla yalnız yabancı değil, Türk yatırım dünyasına, iş dünyasına da anlatabileceksiniz. Şimdi bakın bütün dünyada Türkiye gibi rejimler maalesef mevcut. Ve bu rejimlerde genelde çok tatsız şeyler oluyor Türkiye'de olduğu gibi. Zaten muhaliflerin şu an yapmaya çalıştığı bir şey çözüm önerilerimizi paylaşmak. Ama bu çözüm önerilerimizi paylaşırken biz sadece bunları yurt dışındaki vatandaşlarımıza, milletimize değil aynı zamanda dünya kamuoyuna da duyuruyoruz. Yani Türkiye'de esasen biz göreve gelmeden geldiğimiz zaman oluşacak ortam hakkında dünyayı ikna etmek zorundayız. Yoksa arada biraz zaman kaybı olur. Bu da esasen bizim şu an Kesinlikle. yaptığımız, planladığımız bir şey. Bu çerçevede dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla Türkiye'nin planlarını konuşması lazım. Çünkü Türkiye sonuçta bu dünyanın bir parçası. Dünyadan yatırım alan, dünyaya ihracat yapan, ithalat yapan bir ülkesiniz. Bunun için de sizin ticari olarak ilişkide olduğunuz insanlara güven vermeniz lazım. Buradaki kuralların çalışacağına inandırmanız lazım. Bunun için de biz göreve gelmeden bunun çalışmana başladık ve burada da devam edeceğiz. Yani bu başta tabii ki konuşma, plan, insanların bu işi yapan, anlatan insanların
uluslararası güvenilirliğinin de olması lazım. O konuda da çok özel bir durumda olduğumuza da inanıyorum, biliyorum. Ama tabii göreve gelir gelmez de dediklerinizi yapmaya, hızla yapmaya başlamanız lazım. O konuda da bir çekince olmayacak. Akla iki şey geliyor. Bilmiyorum siz bağlantıyı kurar mısınız? Şahsi fikrimi söylüyorum. Yanlışsam da eleştirin. Birincisi tabii Venedik Komisyonu. Bu da sizin raporunuzda var. Önerilerine uyarak HSYK'dan Adalet Bakanı ve müsteşarını çekmek. Bu herhalde bir sinyal görevi yapar. İkincisi AB ile yeniden müzakere başlıklarının açılması ya da dondurulmuş olan accession yani üyelik sürecinin başlatılması, Kopenhag kriterlerine vurgu yapılması bu güveni sağlayabilir mi? Bu konuda bir umut görebiliyor musunuz? Çünkü bence AB ile ilişkilerde sorun yalnız bizden kaynaklanmıyor. Onların da bazı sıkıntıları var. Yok, şimdi bakın, Türkiye esasen Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde hatalar yaptı ama Avrupa Birliği de çok ciddi başka hatalar yaptı. Bize birçok alanda da haksızlık da yapıldı. Şu an Türkiye uluslararası ilişkilerini doğru düzenleyemediği için hak ettiği şeyleri de sağlayamıyor. İşte bunlardan biri biliyorsunuz 1990'larda yapılan bir gümrük birliği anlaşması vardı. O gümrük birliği anlaşması esasen çok sınırlı ve şu an Türkiye'nin çok işine yaramıyor. Bunun esasen genişletilmesi, düzenlenmesi, yeniden müzakere edilmesi lazım. Bu 2016'da yapılması gereken bir şey. Ama politik bir kararla Avrupa Birliği buna engel oluyor konseyde. Bu da esasen Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini iyi becerememesi, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde başarısız olmasından kaynaklanıyor. Onun için biz hakkımızı savunacağız ilk önce. İlk aşamada Türkiye gümrük birliğini yeniden müzakere edecek. Ve bu müzakere edildikten sonra hem bizim bu güven tesis etmesi açısından önemli ama daha önemlisi bizim buradan çok büyük ticari çıkarlarımız olacak ve kısa vadede vatandaşların refahını arttırmanın önemli yolu budur. Türkiye gümrük birliğini müzakere ederek hukuk üstünlüğünü burada sağlarsa hızlı bir şekilde Avrupa'da yeniden oluşmakta olan tedarik zincirlerine girebilir ve bu Türkiye'nin en kısa sürede refaha kavuşması için bir gerekli şarttır. Bunu Gerçekten, sağlarsak gerçekten. önümüz hızlı bir şekilde açılacaktır. Çünkü Türkiye doğru teşvikleri vererek, doğru endüstri destekleyerek, teknoloji basamaklarını tırmanarak ileride uzun vadede tabii ki daha yüksek değer yaratan sektörlere girecektir ama bu zaman alır. Bunun biraz hızlandırmak ve bu yerleşene kadar sürede halkımızın refahını arttırmak için Türkiye'nin hızlı bir şekilde uluslararası ilişkilerini düzelterek, hak ettiği anlaşmaları sağlayarak tedarik zincirlerini kendimize almamız lazım. Bakın şu an Hırvatistan'a, Macaristan'a, Çek Cumhuriyeti'ne, Polonya'ya biz birçok yatırımı kaybediyoruz. Bunun net bir nedeni de esasen Türkiye'nin teknolojik olarak ya da iş gücü olarak verimsizliği değil, Türkiye'nin sizin de bahsettiğiniz gibi yatırım yapılamaz bir ülke haline gelmesinden kaynaklanıyor. Biz bunu değiştirdiğimiz zaman Türkiye gümrüklüğünde yerini alır almaz hızla düzelecektir. Bizim ilk amacımız tabii ki ben ekonomi politikaları başkanı olarak halkın refahını, ekonomik durumunu düzeltmeye çalışıyorum. Ama tabii bunun burada ayrıca siyasi bir ayağı daha var. O sizin bahsettiğiniz gibi uzun vadede Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde hak ettiği muamele göreceği bir yere de gelecektir. Yani bunun içinde vizesiz seyahat ve diğer şeyler de var. Yani biz birliğe gireriz veya girmeyiz. Bu politik bir karardır. Türkiye halkının istemesi lazım. Milletimizin istemesi lazım bunu. Ama olmasa bile, tercih edilmese bile Türkiye'ye verilmiş bazı sözler var. Bu vizesiz seyahat falan gibi. Bunların da esasen kısa sürede müzakere edilerek haklarımızın alınması gerekiyor. Bunlar bütünün bir parçası tabii ki. Şimdi kalkınma tarafına geçelim. Yani ben rakamlarda kötüyüm ama 2010'lu yılların ortalarında 12.500 dolar kişi başı gelirimiz vardı. Kelle demeyeyim yanlış anlaşılır. Şimdi artık inanırsanız 9.500 dolara düştüm. Bunu yeniden herhalde 15 bin, 20 bin dolara çıkartmak istiyoruz da çözüm de basit. İşte yüksek teknoloji katma değer toplumu olacağız. Bilge Bey siz söyleyin Allah rızası için. Yani bu eğitim sistemiyle ortalama eğitim düzeyi 9. sınıf olan ve işte uluslararası PISA sınavlarında sıfır çeken bir ülkede eğitimi nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Bu çok önemli bir soru ve buna detaylı olarak cevap vereceğim ama daha önce bir Cevap küçük bir hakkınızı şey söyleyeyim. kullanın Küçük bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de maalesef sayıların güvenilirliği kalmadı. Yani tabii. enflasyon sayılarıyla oynayan bir devlet kurumunun büyüme sayılarıyla oynamadığını düşünmek biraz iyimserlik diye düşünüyorum. Türkiye'nin büyüme sayıları da esasen maalesef güvenilir değil son 2 yılda. Onun için de bu sizin dediğiniz bu milli gelirimizin seviyesinde de benim çok endişelerim var. İkinci diğer burada unutulmaması gereken etmen de esasen Türkiye'nin nüfusu. Türkiye biliyorsunuz 83-84 milyon değil. Türkiye'de çok ciddi ikinci bir nüfus var dışarıdan gelen Suriye'den, Afganistan'dan, diğer ülkelerden. Ve bu insanlar
geçici misafir gibi gözükmekle beraber şu an bizim iş gücüne katılmış durumdalar. Yani ekonomik katkı ve ekonomik baskıdan pay alma mevzusunda esasen vatandaşlarımızdan çok farklı değiller. Öyle düşünürse esasen Türkiye'nin kişi başına geliri hesaplanırken paydada olan nüfus 83-84 milyon değil, daha çok 90-92 milyon gibi bir Milyon. sayı olması lazım. Bunu da göze altına aldınız ama o sizin söylediğiniz sayı çok daha düşecektir. Şimdi öyle düşünürse Türkiye'nin kişi başına geliri çok ciddi bir şekilde son 10 yılda Yarı düştü. Bu yayında konuda neredeyse abi. Türkiye istisnai bir durumda. Tabii ki Türkiye'den daha kötü ülkeler var, Venezuela gibi, ama Türkiye'nin esasen rakibi olan ülkelerin hepsi üzerine koyarak gidiyorlar. Ortalama her yıl her ülke büyüyor. Türkiye maalesef gittikçe kişi başına geliri de düştü. Şimdi bunu çözmenin çeşitli yolları var. Bunun hepsini yapmak gerekiyor tabii. Tek biriyle olmuyor ama bir kanat bunun eğitim, sizin bahsettiğiniz gibi. Eğitim zaman alacak bir şey. Yani eğitimde bir nesil 15 yıl demek. Ama kısa vadede eğitimde şu tür çözümler mümkün. Bunları da yapacağız. Bunları zaten Kalkınma Politikaları Başkanımız Ümit Hoca, Ümit Özdağ Hoca da bunu birçok kez anlattı. Şimdi onun yokluğunda ben anlatayım. Ve Türkiye'de bir beceri uyumsuzluğu problemi var. Türkiye'de üniversite sayıları çok hızlı arttırıldı ama bu üniversitelerde eğitim alan gençler daha sonra bir beceri kazanıp piyasada eğitimlerine uygun bir iş bulamıyorlar büyük bir çoğunluğu. Bunun nedeni de orada üretilen, verilen eğitim piyasada ihtiyaç duyulan becerilerden uyuşmaması. Bunu çözmek için de bu bazı üniversiteleri esasen 4 yıllıktan ziyade daha kısa süreli 2 yıla kadar eğitim veren ama direkt beceri kazandıran kurumlar haline getirmek gerekiyor. O bir çözüm. Ama tabii ki Türkiye'nin bütün bir eğitim sistemisinde biraz önce bahsettiğiniz gibi matematikte, ana dilinde kendini ifade etmede, okuduğunu anlamada falan çok ciddi Türkiye'de bir kayıplar var. Bunun için esasen eğitimin bir bütün olarak düşünülmesi lazım. Bu üniversite onun bir kısmı sadece ve bu konuda da Sevinç hocamızın da esasen bizim eğitim politikalarımızı açıkladı. Onu detaylı olarak halkımıza da sunduk. İsteyenler partinin web sitesine ulaşabilirler. Ama bununla beraber ekonomide bir de üniversiteleri de alakalandıran bir de teşvik inovasyon kısmı var. Bakın Türkiye teşvik verme konusunda en bonkör ülkelerden biri. Ama Türkiye bu teşviklerden bir sonuç alamıyor. Bunun bir kısmı esasen iyi eğitim olması ama bir kısmı da plansızlık. Türkiye bu kadar çok teşvik veriyor ama bu teşvikleri verirken bir etki analizi yapmıyor. Daha sonrasında da hiçbir zaman bunu da yapmadı. Bu teşviklerin hangileri başarılı oluyor, hangileri başarısız oluyor tespit etmiyor. Böyle olunca da Türkiye bu verdiği teşvikleri sürekli ziyan ediyor ve Türkiye'nin sınırlı kaynakları israf oluyor. Şimdi Türkiye'nin ciddi bir kalkınma hamlesine girebilmesi için işte bu teknoloji basamaklarının tırmanması mukayeseli olduğu endüstrilerde ciddi olarak insanları doğruya yönlendirmesi lazım. Bunu yönlendirirken de veriye dayalı politikalar uygulaması lazım. Şimdi bu konuda İyi Parti olarak bizim çok büyük bir farkımız var. Çünkü biz bunu bu 18 Ağustos'ta açıkladığımız ekonomi planında da, eylem planında da bahsettik, anlattık nasıl yapacağımızı. Burada ciddi bir beşeri sermaye transferi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda dünya çapında yetişmiş uzmanlarının Türkiye'ye gelerek bu bilgiyi, bu metotları Türkiye'ye getirmesi gerekiyor. Bunda biz zaten planladık, üzerinde çalışıyoruz. Zaten bildiğim kadarıyla Türkiye'deki teşvik politikalarının sonuçlarını araştıran tek kurum İyi Parti. Benim bildiğim kadarıyla. Başka kimse bu teşvik politikalarının sonucunu ne oldu Biz hiç çok ölçmemiş. aradık bulamadık Kağıt. İnanın bana. Çok aradık bulamadık o paraların nereye git. Pardon. Devam edin Şimdi lütfen. Hiç özür dilerim. Türkiye'nin yani esasen bilime dönmesi lazım. Türkiye'nin ciddi yetişmiş elemanları var dünya çapında. Bu mevzuda mesela teşvik politikaları bunun ülkelerin kalkınması konusunda dünyanın yetiştirdiği en iyi uzmanlardan biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 20-30 yıl önce bu seviyede Türklerin sayısı azdı ama şu an dünyanın birçok yerinde hem akademide hem uluslararası kurumlarda özel sektörde yetişmiş çok değerli insanlar var. Bu insanlardan faydalanmak lazım. Onları Türkiye'ye kazandırmak lazım. Bu arada Türkiye'nin çok iyi yetişmiş kendi elemanları da var. Türkiye içinde yetişmiş ve Türkiye içinde çalışan. Ama bunların büyük bir çoğunluğu 2010'lu yıllarda özellikle başında çok ciddi bir kıyıma maruz kaldılar. Yani bu Merkez Bankası'nda da oldu, Hazine'de de oldu, SPK'da da oldu. Çeşitli cemaatlere ya da örgütlere üye olmayan insanların yolu kesildi, işten atıldılar, iş yerine mobbinge uğradılar. Şimdi Türkiye bu insanları da kazanmak zorunda. Sonuçta Türkiye'nin yurt dışındaki beşeri sermayesi çok kıymetli ama sayı olarak çok. Bu insanları Türkiye'ye kazandırırken aynı zamanda da kendi
yıllardır ihmal ettiğimiz, itip kakaladığımız, hakkını yediğimiz diğer insanların da hakkının teslim edilmesi gerekecek. Bu özellikle Merkez Bankası vazifesinde çok önemli çünkü bu iki kurum Türkiye'nin ciddi beşeri sermayesini yetiştirmiş. Çok ciddi, kaliteli bürokratları olan kurumlardı ama burada ciddi kıyımlar yapıldı. Bunlarla beraber bu dışarıdan gelen arkadaşlarla harmanlayarak çok üst seviyede bir ekonomi yönetimi kurmak çok hızla mümkün Türkiye'de. Yapılması gereken o. Bunların bir parçası olarak tabii ki bu teşvik politikalarının düzenlenmesi de olacak ama önemli olan burada bilimi kullanmak, beşeri sermayemizi iyi kullanmak. Bunları yaptıktan sonra Türkiye'nin önü açılacaktır diye düşünüyorum. Bir konuşmanızda çok güzel bir noktaya söylediniz. Gereksiz müdahaleler de var hükümet tarafından diye. Ben tabii pis bir kapitalistim ama ben bile denetimci kurumlar olmadan ve hukuk olmadan serbest piyasanın iş yapmadığını öğrenecek kadar yaşlandım. Bizdeki kurumlar biraz bunun tersini yapıyor. Bu kurumların yeniden bağımsızlaştığını, yani nasıl bir yapı öngörüyorsunuz ki işte EPDK'sından ihale kuruluna kadar karar alırken elden geldiğince kanunlara uyup siyasi yetkinin dışına kalsınlar. Veyahut da bunu yapabilmekle serbest piyasaya gereksiz müdahalenin önü kapanır mı? Şimdi burada bakın Türkiye'nin çok ciddi problemleri var. Ve bunların bir kısmı işlememezlikten yapılıyor, bunların büyük bir kısmı art niyetle yapıldı. Yani Türkiye'de bazı kurumlar organize suç örgütü gibi çalışıyor. Yani rant toplayan, rant dağıtan kurumlar haline dönüşmüş durumda. Ya da bunu yapan bireylere göz yumuyor. Bunların arkasında tabii ki siyasi destek falan olması maalesef üzücü bir şekilde doğru. Şimdi bütün bunların düzeltilmesi lazım. Bu biraz hukukun üstünlüğüyle alakalı ama hukukun üstünlüğünün dışında dediğiniz gibi bu kurumların bağımsız olması, yetkin insanlardan oluşması ve görevlerini yapmaları lazım. Yapmayacaklarsa da o zaman da onlara yaptırım yapılır. Onlara da esasen hukuki uygulamalar yapılacaktır. Ama buradaki önemli olan şey bu bağımsız kurumların bağımsızlığından test edilip uzman kişiler tarafından üst kadronun yenilenmesi ve ondan sonra da görevlerine tekrar dönmeleri lazım. Bu esasen zannedilenden hem kolay hem zor. Yani doğru insanları getirir, doğru siyasi irade arkasında durursa çok hızlı olabilecek. Orada bazı işlenmiş suçlar var, falan yanlışlar var bilerek yapılan. Orada da esasen bağımsız denetim ve bağımsız yargının önü açılarak hukuki düzenlemelerle cezai uygulamalar yapılacaktır ve bu da hızlı bir şekilde Türkiye'de adaleti tesis eder ve bundan sonraki uygulamalarını da önüne set çekecektir diye düşünüyorum. Şimdi ben size bu kalkınma sorusunu başka bir şekilde sorayım. Çünkü bence izleyenlerimiz açısından ilginç olabilir. Türkiye dışarıdan borçlandı ve alışveriş merkezi yaptı ya da köprü ve yollar yaptı. Hepsini de eleştirmiyorum ama bunların üstünden geçemeyeceğimiz kadar pahalı. Sonuçta karşımıza sadece bunları yapmayı bilen, düşük eğitimli, orta beceri düzeyinde 10-15 milyon insan var. Ve şimdi biz yüksek katma değere geçeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu insanları yüksek katma değerli endüstrilere transfer etmek mümkün olmadı. Dolayısıyla yapısal kalıcı bir işsizlik sorunumuz var. Buna nasıl bir çözüm geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Universal income gibi evrensel gelir mi yoksa kusura bakmayın iş yerinde eğitim, adult eğitim, ömür boyu eğitim gibi çözümlerle mi çözeceğiz? Ben aksi halde yani iş gücü verimliliği düşük kalan bir ülkenin ne yaparsanız yapın kalkınmayacağını düşünüyorum naçizane. Şimdi Atilla Bey çok önemli noktalara dokundunuz. Esasen yukarıda bahsettiğiniz hepsi birden. Yani sizin önerdiğiniz şeylerin hepsi esasen bizim kalkınma kongrelerimizde de bahsettiğimiz önemli noktalar. Zaten aklın yolu birdir. Yani sizin söylediğinizle bizim söylediğimiz aşağı yukarı aynı. Yani Türkiye'de iş yerinde eğitimi konusunda da işsizlik fonunun kullanımı ile ilgili bir projemiz var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak için üniversitelerin kullanılması var. Belirli sosyal hizmetlerle bu değişim sürecinde zor durumda kalacak vatandaşların desteklenmesi var. O da iş programlarımız içinde. Ama burada çok da kötümser de olmamak lazım. Şimdi bakın bir tane ben size bir örnek vereyim. Bir kaynak ustası gidin mesela organize sanayi bölgesi Anadolu'nun bir yerine sorun kaynak ustası yeterince var mı? Ne kadar para ödemeye hazırlar kaynak ustası için? Birçok yerde kaynak ustaların esasında ayda 20 bin lira kazandığını öğreniyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yeterince kaynak ustası da yetiştiremiyor bugün. Ve Kesinlikle işte kaynak ustası yetiştirmek esasen o kadar zor bir şey değil. Ve bunu çok kısa bir sürede becerirsiniz. Kaynak ustaları şu an mühendislerden, giriş seviyesindeki mühendislerden daha fazla ücret alıyorlar. Yani o açıdan da esasen Türkiye'nin iş gücünü hızlı bir şekilde beceri uyuşmazlığını gidererek daha üretken alanlara kaydırıp bu insanlara ciddi bir refah seviyesi tutturabilecekleri gelirleri kazandırmak zannedildiği kadar zor değil. Ama tabii ki
Türkiye'de herkes kaynak ustası olmayacak. Kaynak ustası sadece bir örnek olarak veriyorum ama bu Abi tabii. dikkatli düşünülür, planlanırsa esasen çok umutsuzluğu gerektiren bir durum yok. Tabii ki şartlar zor. Ve şartlar çok daha zorlaşacak. Kimseye de yanlış umut da vermek istemiyorum. Yani Türkiye önümüzdeki 6 ile 8 ay içinde ekonomide çok ciddi zararlar görecek. Yani insanlara göz boyamak için yapılacak seçim ekonomisi ileride bizim çözümümüz gerekecek olan problemleri çok katlayacak. Onun için kimsenin de yanlış umut da vermek istemiyorum. Şartlar zor ama umutsuz değil ve zannedildiği kadar da uzun sürmeyecek bu düzelmelerin yapılması. Çok sağ olun. Ben de Türkiye'nin geleceği konusunda son derece umutluyum. Çünkü bazı şeyler bilerek yanlış yapılıyor. Yani bunlardan vazgeçtiğinizde sorun zaten çözülüyor. İki soruyla bitirmek isterim. Tabii ki eksik kaldığım bir nokta varsa siz hatırlatırsınız. Beni en çok rahatsız eden şeylerden biri, ben Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun batık olduğunu düşünüyorum. Yani dünya ortalamalarından giderek şu anda çalışan nüfusun veya ileride öngörülebilir çalışabilecek nüfusun emekli nüfusunu besleyemeyeceğini düşünüyorum. Tamam, EYT'leri hallettik. İnşallah hallederiz. O insanların mağduriyeti gider. Ama biz bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir gider dengesizliğini ve sürekli olarak Türkiye'den kaynak emmesi sorunu nasıl çözeceğiz? Emeklilik yaşını 80'e mi çıkartacağız? Şimdi bu önemli bir problem Atilla Bey. Bu problem biliyorsunuz sadece Türkiye'nin karşılaştığı problem değil. Bütün gelişmiş ülkelerde de var, gelişmekte olan ülkelerde de var. Gelişmiş ülkelerin bir ikinci problemi nüfusun azalması. Yani giderek insanların hayat süresi, yaşam süresi uzarken herkesin daha az çocuk yapması. Yani uzun vadede emeklilerin başına düşen çalışan işçi sayısının düşmesi var. Bu ciddi problem. Dünyanın her yerinde de birçok insanın başını çok ağrıtacak. Türkiye'de onlardan biri. Yani gelişmekte olan ülkeler arası mesela Çin'de de bu çok büyük problem. Çünkü Çin'de çok ciddi bir demografik problem var. Yani bu problem esasen Türkiye'de var ama Türkiye bu problemi en kötü yaşayacak ülkelerden biri de Daha değil. bizim Onu da 10-15 yılımız var oraya gel. Böyle bir evet, pencere açık hava. aynen Ama öyle. yine de Şimdi yani zor esasen bir reform gerekiyor burada ve zor bir reform. tabii. Yani burada bir reform gerekiyor. Bu reformun bir kısmı yapıldı ama doğru ve iyi planlanmadı, tasarlanmadığı yönleri var. Ama şu an Türkiye'nin bence ilk çözmesi gereken sorun işsizlik sorunu. Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik var. Yani devletin açıkladığı sayılara inanıyorsanız %10 civarı sayılar söyleniyor ama Türkiye'de çok daha büyük bir gizli işsizlik var. Birçok insan istediği kadar çalışamıyor, iş bulamıyor ve bulduğu işlerde genelde halkın %50'si mi biliyorsunuz, milletimizin %50'si de asgari ücrete çalışıyor. Şimdi böyle bir durumda zaten ciddi bir şekilde Sosyal Sigortalar Kurumu'na vergi de toplayamazsınız yeterince potansiyeliniz kadar. Bu problemleri çözdüğünüz zaman onu da bir ayağını çözmüş oluyorsunuz. Bunun bir de Türkiye'de vatandaşların uzun vadede güvenilir bir şekilde refahını koruyabilmek için bu sosyal güvenlik sistemleri bir sigortadır esasen. Yani tek geliri bu olacak insanların yaşlılıklarında da kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri kadar geliri sağlaması gerekiyor. Onu düşünerek Türkiye'de matematiği düzeltmeniz gerekiyor. Ya daha çok insan çalışacak ya emeklilik Daha yaşını yüksek ücretle çalışacak. erteleyeceksiniz. Yani bu çok basit bir matematik. Bu matematiği birçok insan, birçok ülke şu an doğru yapmıyor. Bunu çünkü politik uygulaması çok zor. Kısa vadede genelde siyasiler seçim kazanmak istedikleri için buradaki acı reçeteleri uygulamak istemiyorlar. Ama Türkiye'de problemin farkındayız, üzerine çalışıyoruz. Ama dediğimiz gibi ilk aşamada işsizlik ve büyüme sorunları halledildiği zaman Türkiye şu an demografik yapısı çok diğer ülkeler kadar şanssız bir konumda değil. Türkiye eğer hızlı bir şekilde büyüme sürecine girer, işsizlik problemini çözerse bence bu problemin %80'ini de çözmüş olacağız. Ama uzun vadede tabii ki burada bazı reformlar gerekecektir. Umut verici bir şey. Siz matematiği benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman çok kısa vade bir soruna geçeyim. Dün Banka Genel Müdürleri Sayın Bakanımız Nebati ile toplandı. Ben yazanın yalancısıyım. Sistemik risk lafı ortaya atıldı. Niye bu kadar geç kalındı bilemiyorum. Çünkü 13'te mevduat toplayıp %10'da devlet tahvili faizi alan bilançosunda bulunan bankaların uzun süre hayatta kalmayacağını biliyoruz. Geçmişte BDDK bir stres testi yapıyordu. İşte gerçek batık kredi oranlarını falan tespit ediyordu. Bankacılık sistemi hakkında bir çalışma yaptınız mı? Yani bir tabii enflasyon muhasebesine uymamanın getirdiği sorunlar var. Bir de genelde pandemiden vesaire dolayı zombileşmiş şirketlerin getirdiği kredi batıkları var. Bir bilginiz var mı? Bankalarda batık kredi nedir?
çözüm nedir? Yeniden mi sermayelendirmeye gidecek? Kamu bankaları konusunda nasıl bir yaklaşım izlenecek? Bu bahsettiğiniz dezenflasyona geçişte faizler tabii ki artacak, ona şüphe yok. Bu dönemde bankaların sağlığını koruma konusunda bir B planınız var mı? Şimdi Atilla Bey, en zor mevzuyu sona saklamışsınız ama bu çok önemli bir konu. Bu konuda da biz çalışıyoruz. Bu konuda hatta çeşitli senaryo analizlerimiz var. Yani biz göreve geldiğimiz zamanki durumun çok farklı bir yerde olabileceğinin farkındayız. Değişik senaryoları düşünüyoruz. Şimdi siz de bahsettiniz. Dinleyicilerin de daha iyi idrak etmesi için bazı detaylarda bahsetmek lazım. Şu an Türkiye'de hiçbir şey piyasa koşullarında belirlenmiyor. Piyasa koşullarında belirlenmediği zaman finans esasen çok tehlikeli bir bilim haline geliyor. Yani normalde birçok şey piyasa koşullarında belirlense, piyasanın koşullarında bıraktığınız zaman belirli devletin denetleme ve düzenleyici gözetimliği altında tabii ki piyasa doğru şeyleri yapma şansı olur. Ama şu an öyle bir şey yok. Yani devlet, sizin de bahsettiğiniz gibi kur korumalı mevduat üzerinden yaklaşık %13 ile bankaları fonlanmasına müsaade ediyor. Yani vatandaşın yatırdığı parada %13'ün üzerine devlet ödüyor faizin. Bankalar o zaman çok ucuz bir maliyetle paraya ulaşıyor. Bu sayıda biliyorsunuz 1,4 trilyon gibi bir sayı, az bir sayı değil. Bunun dışında Merkez Bankası da 1,1 trilyonu %10,5'la bankalara veriyor. Şimdi bu parayı aldığı zaman bankalar çok büyük bir servet transferi gerçekleştirmiş oluyorsunuz bankalara. Ama bankalar bu parayı alıp gidip mala girmiyorlar. Onlar da kredi veriyorlar. Krediler de gene piyasa koşullarının dışında çeşitli zorlamalarla oluşuyor. Şimdi herkese kredi verilmiyor, her isteyene kredi verilmiyor. Sınırlamalar getiriliyor devlet tarafından. Ama verildiği zaman da kredi faizleri enflasyon çok gerisinde. Yani siz yabancı araba alırken bile alacağınız kredi enflasyonun %50 yaklaşık altında. Yani siz o arabayı tüketene, lüks aracı kullanana ciddi derecede devletin desteğini vermiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü bankadan %30'la kredi alan adam %-50 faizle araba alıyor. Aynı şekilde bütün sektörlerde bunu yayabilirsiniz. Şimdi o zaman bankalara bir para transferi yapılıyor. Bankalardan da bireylere bir transfer yapılıyor. Bu da adaletli bir şekilde yapılmıyor. Yakın olmak, yandaş olmak, öncelikli olmak işte bunlar önem kazanıyor. Şimdi orada bir haksızlık var. Ama bu şekilde de bankalar o aldıkları paranın önemli bir kısmını, servetin bir önemli kısmını bu bireylere geçiriyorlar. Şimdi oradaki problemlerden, şimdi ikisine de iki büyük problem var. İkisine de değindiniz. Onları ben biraz daha açarak anlatayım. Lütfen. Şimdi kur korumalı mevduat birkaç aylık tabii ki, 3 aylık, 3 ayda bir yenileniyor büyük ölçüde. Merkez Bankası'ndan fonlanan 1,1 trilyon da haftalık. Özel sektörlere verilen borçlar genelde kısa süreliğe dönüştü, yaklaşık 3 aylık, ama özellikle tüketiciye verilen ev kredisi, araç kredisi çok daha uzun süreli. Şimdi eğer Türkiye tekrar piyasa koşullarına doğru bilimin öngördüğü bir finans sistemine geri dönerse, ki dönmek zorunda çünkü başka türlü sorunları çözemez, o zaman bankalarda ciddi bir vade uyuşmazlığı olacak. Çünkü bankalar şu an %10'la, %13 ile fonladığı parayı buralardan fonlayamayacak, ama daha uzun vadeli Tabii mevduat verdiği vadesi krediler kredi, var. ya pasif Şimdi vadesi aktif vadesinden daha evet. kısa. O Şimdi derya denk geliyor. orada da biraz bankalar zor durumda kalacak. Ama bankaları zor durumda bırakacak daha çirkin bir şey oluyor. Şu an siz de biraz önce bahsettiniz. Bankalara devlet yaptırım uygulayarak, zorlayarak devlet iç borçlanma kağıtlarını satıyor. Ve burada şu an Ortalama Türkiye'nin vadesi 5 5 yıl. yıllık, evet Türkiye'nin 5 yıllık borcunu biliyorsunuz, şu hafta bakarsanız sayılara girerseniz bilgisayar üzerinden %10'un altına düştü faizi. Yani şu an bankalar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne 5 yıllık borcu %10'un altında bir getiriyle veriyor. Yani enflasyon %80 olduğu bir ülkede, ki o da inanırsanız büyük ihtimal daha yüksek, ama %10 faizle borç verirse uzun vadede bankaların hali ne olur? Şu an 10 yıllıkların faizi %10'un biraz üstünde, 11'in altında. Şimdi burada da biliyorsunuz seçim ekonomisi altında ciddi bir devlet harcamaya gidecek. Yani şu anki planlardan anladığımız kadarıyla çok rahatlıkla bu bankalara 500 milyarlık daha böyle kağıt satılabilir zorla. İşte bu kağıtların da uzun vadede değeri maalesef çok az olacak ve burada da bankaların ciddi bir şekilde zararı birikecek. Şimdi bütün bunları öngörmek çok zor değil. Yani Haziran ayına gelindiği zaman bankaların bilançosu ciddi derece bozulmuş olacak
Ve burada bunun dışında bu krediler de bir kısmı başka kriterlerle verildiği için ciddi derecede bu kredilerin bazen dönmeme riski de oluşacak. Yani normalde siz piyasa koşullarına bıraksanız bankaların kredilerine kendi değer yargıları vermesine müsaade etseniz belki bu krediler ödeyebilecek insanlara verilecektir. Özel sektörde bankları bunu büyük ölçüde sağlamaya çalışıyor ama kamu banklarında maalesef bu disiplin kaybolmuş durumda. Yani siyasi iradenin istediği insanlara kredi vererek burada esasen uzun vadede bunların geri ödenme riskini de arttırıyor. Şimdi bunu da koyduğunuz zaman ciddi problemler var. Yani burada sadece de bir devleti de suçlamak lazım. Burada başkanın da kabahati var tabii ama büyük suç burada esasen ekonomi kurmaylarını ve yapılan siyasi nedenler yapılan uygulamalarda. Ama tabii ki geçmiş yıllarda özellikle enerji sektöründe de çok agresif davranan bankalarımız oldu maalesef. Ciddi derecede yanlış krediler de verildi, verilmedi değil. Ama bunlar başka problemler olmasa bankların kendi bünyelerinde de öğütebilecekleri problemlerken, şimdi devletin yarattığı bu iki problem Ya da o nedeniyle bankayı sistem bunlar dışına alırsınız yani. O bankayı sistem dışına alırsınız. Bu sistemik bir olay haline geldi. evet, şimdi burada ciddi bir problem haline geldi. Şimdi bu problemleri çözmek için çözümlerimiz var. Bizim bankalardaki oluşacak sistemik risklerin dışında ciddi yol kazalarından da endişelerimiz var. Yani Türkiye'de şu an o kadar çok şey yanlış yapılıyor ki Türkiye her an bir şeyin tetikleyeceği bir krizin içinde çok hızlı ciddi kalıcı zararlar görebilir. Yani bunların bütün senaryolarını çalışıyoruz. Ama bu senaryolar konusunda ne yapacaklarımızı söylemek şu aşamada o senaryoların gerçekleşmesine neden olur diye ben belirli bir miktarda bilgileri kamuya açık yerlerde tartışmaya uygun görmüyorum. Ama hani bankacılıktan bahsettiğimiz kadarıyla şöyle söyleyebilirim. Bankacılık sektöründe bir yapılandırma gerekecek gibi duruyor maalesef. Yani burada da önemli olan şey vatandaşın hakkını korumak. Ama tabii ki bankacılık sistemini ayakta tutmak, sağlıklı tutmak çok önemli. Çünkü bankacılık sektörü zarar görürse uzun vadede bu sefer kalkınmada ciddi bir esasen kredi daralması da yaşayabiliriz. Bu da esasen ciddi olarak bizim kalkınmazımızı da etkileyecektir. Yani sonuçta bankacılık sektöründe ciddi zararlar oluşmakta. Bu gittikleri yol açıkçası bir yol değil. Yani şu an devletin seçim ekonomisi altında harcamalarını yapacağı bir düzenek kuruyorlar ama bunun sonunda da bu bankacılık sektörünün geleceğini karartıyorlar ve bunun da çözümünü maalesef biz yapmamız gerekecek. Ona hazırlıklı bir şekilde geliyoruz. Yani orada bir yapılandırma olacak ama yapılandırma nasıl olacağını şimdi söylemek bence Tabii ki. Hayır, sakıncaları var. zaten demek istediğiniz zaman o zaman yani bir muhalefet partisine mensup bir kişinin işte karamsarlık yayması olarak da algılanabilir ama en azından herhalde şunu söyleyebiliriz. Çok uzun süredir IMF staff raporlarında yer alan bağımsız ve dış bir gözetimcinin banka bilançolarının denetlemesi ve gerçek cesetlerin ortaya çıkartılması makul bir çözüm gibi gözüküyor. Diyebilir miyim rahatlıkla? Valla bizim IMF'ye falan ihtiyacımız yok bu konuda. Biz kendi gruplarımız, çalışma gruplarımız var. Dediğim gibi Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli ekonomistler var. Bunların büyük kısmı Hazine'de Merkez Bankası'nın yıllarca görev yaptı. Bu arkadaşlarla çalışarak olayları takip ediyoruz. Yani sonuçta uluslararası tabii ki yetişmiş bir beşeri sermayesi var bütün dünyanın bahsettiğiniz kurumlarında. Ama bizim de kendi beşeri sermayemiz onların altına kalacak gibi ülkemizde iyi tanıdığımızı da düşünüyoruz. Biz gerekli çalışmaları, gözlemleri yapıyoruz. Görev verildiği zaman hiç aksatmadan ilk günden bu işlere gireceğiz. Yani burada önemli olan tüm senaryoları çalışmak, önceden hazırlıklı olmak, çözümlerinizle gelmek. Çünkü gelip resim çekelim, duruma bakalım, anlayalım, kavrayalım derseniz o birkaç ay geçer ve o sırada çok ciddi daha büyük zararlar oluşur. Onun için çeşitli senaryo önceden çalışıp devletin bize müsaade ettiği kadar sayılara da ulaşabildiğimiz kadar ulaşıyoruz. Ve ondan sonra devletin bütün gücünü eleştiğimiz zaman, sayıların hepsine ulaşabildiğimiz zaman bu senaryo çok hızlı bir şekilde değişik senaryolarda uygulama şansımız olacaktır. Burada önemli olan hazırlıklı olmak. Yani problemleri bir kısmını zaten görüyoruz, takip ediyoruz. Bir kısmını da sayılara ulaşamıyor. Çünkü devlet maalesef devlet olma görevini yerine getirmiyor. Birçok konuda sayıları saklıyor, yanlış sayılar veriyor maalesef. Onların da değişik senaryona hazırlanıyoruz. Geldiğimiz zaman o duruma bulacağımız senaryo hangisiyse ona göre çözümlerimizi direkt uygulamaya koyacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bilge Yılmaz. Çok büyük bir macera bekliyor Türkiye'yi. Ama siz ve yola birlikte çıktığınız ittifak mensupları
sorunların farkında ve bunların çözebileceğini düşünüyorsunuz. Bu doğru bir şey mi? Bu doğru olarak mı? Zaten bakın Türkiye'nin sorunları büyük. Büyük olduğu için de biz bu göreve talibiz ve çözemeyeceğimizi düşünsek göreve talip olmazdık. Yani çözeceğimizden eminiz. Türkiye'nin tabii ki problemleri çok büyük ama kısa bir sürede düzeye de çıkacağımıza inanıyoruz. Doğru şeylerin yapılması lazım. Siyasi irade doğru insanların arkasında durduğu sürece bence çok hızlı düzelmek en mümkün yol gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, İyi Parti Ben ekonomi teşekkür ederim. politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz'ın dedik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.